buradaki yaşanan sorunları arkadaşların idare eden ve genel yaklaşımlardan kaynaklı yaşadıkları sorunları dinledik görüştüğümüz arkadaşlardan. Yani bütün cezaevlerinde olduğu gibi bu cezaevinde de evet hak ihlalleri var ve devam ediyor. Bir kere buradaki tutsakların hepsinin ailelerinden uzak olması en büyük hak ihlallerinden biri. Yani en yakın ailesi olan Mersin'de. Bunu bile söylersek aslında nasıl bir hak ihlali olduğu ortada. Yine tekli hücrelerde kalma söz konusu ve tekli hücrelerde kalanların havalandırma süreleri, sosyal etkinlik süreleri, cezaevi idaresiyle zaman zaman sorunlarını çözme sorunlarının olduğunu ifade ettiler. Yine geçmiş dönemlerde burada diğer yani mahkumlara yönelik işkencelerin yaşandığı ama bu işkencelerden açığa çıktığı için bu işkencelerin yapanlar tespit edilip bulunduğu için şu anda soruşturmada olduğunu ifade ettiler. Sonuç itibariyle bütün cezaevlerinde yaşanan hak ihlalleri bu cezaevinde de olduğunu bir kez daha gördük. İdareyle de bir görüşme yaptık. Tabii idarenin bize söylediği, evet bu sorunları not aldılar ve hani yasal çerçeveler içerisinde sorunları çözüp iletişime gireceklerini ifade ettiler. Biz buradan, Bodrum'dan şunu bir kez daha söyleyelim. Cezaevleri ölüm evleri ve işkence evleri olmamalı. Türkiye'de bu tekçi zihniyetin, bu tek adam rejiminin, bu kendi baskıcı rejimini toplumda yürütemeyenlerin kendini tahkim ettiği, kendini var ettiği yerler maalesef cezaevleri oluyor. Bütün dışarının yaşadığı baskının 10 katını cezaevlerinde yaşatıyorlar. O yüzden biz buradan Adalet Bakanlığı'na da, İçişleri Bakanlığı'na da, Ceza İnfaz Kurumu'na da sesleniyoruz. Cezaevleri işkence ve ölüm evleri olmamalı. Burada da hasta tutsaklar var. Bu hasta tutsakların bir an önce hak ettikleri şekilde sağlık haklarına ulaşmaları gerektiğini bir kez daha söyleyelim. Burada da hasta tutsaklar var. Kutbettin Menteş gibi, Gürbüz Topçu gibi ve birkaç tane daha hasta tutsak da var. Bu hasta tutsakların da raporlarının oluşturulması, ATK'nin kalamaz raporunu tarafsız bir şekilde vermesini bekliyoruz. Biz dışarıda mücadelemizi sürdüreceğiz. Buradan sorumlu olan kurumların da sorumluluklarını yerine getirmeye çağırıyoruz, davet ediyoruz.